Bathing in the light that you share, you're like the sun. Who am I to think how it'd be if you were mine? I've been walking with my shades on for so long, I can't seem to get them back on. Cause ooh, how I fell in love, couldn't see it coming, blast in my stereo, I can feel it coming, you on my radio, all I'm hearing is a song. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biraz önce YouTube'de birkaç gün yoktum. Sebebini de birkaç gün ara vermek istediğimi açıkladım. Ama o kadar çok özledim ki aynı zamanda da. Bugün çekmeye çalışacağım. İnşallah çekebilirim. Çünkü çok zorlanıyorum artık. Bu bıdığın büyümesiyle birlikte çocukların evde olması falan filan bayağı bir yorucu geçiyor. Şu an bugün pazar günü ve saat 9 gibi biz giyindik. Çocukları hazırladım. Kayınvalidemlere gidecekler. Onlar, ben de onlar yokken evi biraz toparlayacağım. Gördüğünüz gibi çamaşır dünden bitti ama kurutma hala devam ettiği için onları koyamadım. Böyle ilkbahar havası var. Tabii dışarısı soğuk şu an, evin içi sıcak olduğu için sanki bana güzel bir yaz havasını anımsatıyor. Güneş çıktığı için ve hiçbir bulut yok. Harika bir gün. İnşallah öyle de olur. Kaç yeni oyuncaklarımız vardı yılbaşından. Onlar açıldı. Hepsini bir anda açamamıştık çünkü. Bu Arya'nın annemden hediyesi. Şöyle de bir sandalye var. Bu da Devran'ındı. Ama şu ayaklarını takmamız gerekiyor. Arya, bunun üstü nerede? Çok pratik bir şey aslında. Şöyle. Böyle çocuklar buraya oturuyor. Burada düğmelere basarak oynuyor. Bu Devran için. Devran. Devran bu arada duvara ilk boyasını yaptı. İlk resmini yaptı. Bazı anneler belki sinirlerini bağırır çağırırdı ama benim çok 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 hoşuma gitti. Hatta telefonumda bile kaydettim bu şekilde. O yüzden kalıcı evde kalmamız benim için büyük bir avantaj aslında. Üç küçük çocuklu olmamıza rağmen. Çünkü istediklerini yapabiliyorlar. Tabii ki hani gidin duvarı boyayın demiyorum ama insan hani boya falan hepsi var. Bazen gözünüz kaçtığı an hemen yapıyorlar maalesef. Arya anlayacak yaşta, söylüyorum ona kağıda yap diye. Ama öyle yani, çok hoşuma gitti. Bir boyayla çözülecek. Ve çocuğun, Devran'ın ilk resmi. İlk official resmi. Değil mi Devran? Şimdi ben burada çorap ayıklayacağım. En sevmediğim şey, en bayılarak yaptığım şey, hatta hobim diyebilirim. Çorap ayıklamak. Sizin? Bunları da katlayacağım. Otur annem. Gel bir güzelliğini görsünler. Say good morning. Say good morning. Good morning. Söyle günaydın. Günaydın de Arya. Ya sen çok bıdık bir çocuksun. Düşecekti. Günaydın, günaydın. Günaydın. Uykun var değil mi birazcık? 7, 8, 9, 10. Tamam git otur annem. Hadi otur. Okay. Ben şimdi buraları toparlayacağım. Kolay gelsin. Birazını katladım. Çocuklar da gittiler. Evi böyle bırakıp bana çıktılar. Şimdi benim en severek, gerçekten bu doğru, severek yaptığım şey çocukların oyuncaklarını ayırmak. O konuda uzmanım yani. Asla her şeyi her yere dağıtmıyorum. Her oyuncağın kategorisi farklıdır. Bu şekilde. Şimdi bunları düzenledim birkaç tanesini. Yerde olanları da tekrar düzenleyeceğim. Ondan sonra aşağıdaki eve birçoğunu götüreceğim artık. Çocuklar bunlarla oynamaktan bayağı bir sıkıldı. Hepsini aşağı götüreceğim. Derin ve Arya'ya iki tane masa alacağım buraya. Çalışma masası. Okulların artık maalesef ne zaman açılacağı asla belli değil. Yani Şubat'ın ortaları gibi söyleniyor ama inanmıyorum yani. Ondan sonra iki gün gidip şunu bitsin. The Umbrella Effect açtım. Ona bakıyorum. Beşinci, ilk sezon 5. bölümdeyim. Dün Serhat'la birlikte o izlemişti gerçi de, tekrar izliyor benim için. Ben izlemeye başladım. İki tane çalışma masası alacağım çocuklara.
Çünkü dediğim gibi okulun hani açılıp ondan sonra 3-5 gün sonra tekrar kapanmayacağını asla bilmiyoruz. Yani bunun bir güvencesi de yok. Bir şey de yok bize karşı. Hani bir ne derlerdi, garantisi de olmadığı için. O yüzden artık bu seneyi de böyle ev okuluyla yapacakmışım gibi çocuklara iki tane çalışma masası alacağım. Salondaki masa aslında uygun ama derin yetişemiyor. Koltuk var bir tane Arya'nın, onun üstüne oturup Arya bile yapmak istemiyor. Yani oraya otur diyorum, çiz. O da abisine bakarak da büyük koltuğa, yani sandalyeye oturup yapmak istiyor ama yetişemiyorlar. O yüzden ufak böyle küçük bir masa alıp ikisi için de iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi kendime şöyle yağ, bir de krem peynir, sadece bu ekmek üstüne süreceğim. İngilizlerin çok basit bir kahvaltı stilidir bu. Böyle yağ, ekmeği böyle dilim ekmeği sürerler, öyle yerler. Ben de seviyorum, arada böyle canım çekiyor onu. Mutfağa başladım toparlamaya. Kapıları falan sildim. Salonu geçeceğim, yapacağım. Ondan sonra da aşağıdaki eşyaları yerleştireceğim. Aşağısı toplu olduğu için hemen işim kolay olur zaten. Ondan sonra da bir tuvalet banyo, silme süpürme olayından sonra işim tamamlanır. Bu da yaklaşık 1-2 saat sürer diye düşünüyorum. Bu arada ben bir şey yaparken, yani bir temizlik bir şey yaparken ya birisiyle sohbet etmek zorundayım ya da bir şey izlemek zorundayım. Yoksa asla sessiz sessiz temizlik yapamıyorum. Bilmiyorum, zaman geçmiyor gibi hissediyorum. Öyle arkadaşlar, yani bugün çekmeye karar verdim. Çok ilginçtir. Ben böyle bir şey post yaparım. İşte biraz tatil yapacağım diye. Ondan sonra post yaparım. Böyle ilginç ilginç kafalar yaşıyoruz ama normal bence. Şunu sürmekten vazgeçtim çünkü bu light olanı ve light olanı hiç de şey değil. Aslı olanı tadıyla aynı değil. O yüzden sadece böyle tost yiyeceğim. Evet, 3 tane dilim ekmek çünkü çok acım ve saat 12. 12 oldu mu? Olmuştur mutlaka, asla yanılmam. 11:46. Hadi yiyelim. Ondan sonra da başlayalım. Yani şu mesajları okuyunca gelin de video çekmeyin. Beni acayip gaza getiriyorsunuz. Sonra da sürekli aynı şeyi çekiyorum diye ben motivasyonumu kaybediyorum ama sizi çok 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 ama çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Bir post paylaşmıştım. Ondan sonraki gelen yorumlar beni gerçekten çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Şu an inanamayacaksınız. Temizlik videosu çekmiyorum ama şunu göstermem lazım acil. Çünkü bu şok edici bir şey. Şu an bak, güneş de vuruyor. Aslında ben burayı her sildiğimde ufak ufak böyle damlacıklar hala duruyordu. Çok ilginç bir şekilde, bakın size göstereceğim. İlacım şurada. Bu bulaşık yıkama deterjanı. Finish'in. Üçü bir arada olanı. Ben birkaç izleyici söylemişti. Ezgi kullan tableti diye. İyi geliyor. Erimiyor ama ben ne yapıyorum? Bunun üstüne bunu koyuyorum ve bununla ovalıyorum böyle. Hem tırtıklı olduğu için iyice böyle keseler gibi ovalıyorum. Ondan sonra bu aslında ilk kullanışım değil. Onu da söyleyeyim. Oh, nefes nefese kaldım. Bu benim ikinci kullanışım. İlk kullanışımda hala böyle su damları olmuştu, kalmıştı üstünde. Ama şu an ikinci kullanımda ben şok. Şu an teyzem arıyor beni. Ben şok. Görür müsünüz? Bakın. Güneş yansıyor ve hala gıcır gıcır, hiçbir leke yok. Lütfen hemencecik deneyin. Gerçekten ben şok oldum. Bakın ayna gibi yansıması. Asla belli olmuyor. Muhteşem. Çok güzel ya. İnanamadım. Çıktım, biraz yemek alacağım kendime. Tek kişi olduğum için biraz bugünü ödüllendireceğim kendime karşı. McDonald's alacağım. Oraya gidiyorum. Şimdi bizim hemen evin yanında zaten. Ondan sonra birçok işi bitirdim. Aslında yani planladığım şeyleri yaptım. Oyuncakları falan kaldırdım. Arya'nın odasını biraz sonra göstereceğim. Arya tamamen bir kız odası yani. Her şey, bebek arabası, bebek evi, mutfak bitmiyor. Yani bir de hepsi büyük oyuncaklar. Neyse, bir iki sene daha böyle idare edeceğiz hepimiz. Ondan sonra Deri'nin birçok oyuncağının hepsini kaldırdım zaten. Hepsi aşağıda, gerek yok. Çünkü ev okulu o kadar uzun zaman alıyor ki gün içinde. Ondan sonra dinlenmek için bazen tablet veriyorum. Bazen de mini bu figure, Roblox, küçük
creatures'lar var. Minik minik böyle insan tipi var ya. Onlarla oynamayı çok seviyor. Lego ile oynuyor. Onlar da zaten içeride. Öyle yani. Banyoyu gıcır gıcır yaptım. Resmen gıcır gıcır yaptım. O kadar içime sindi ki anlatamam size. Şimdi hemen yemeğimizi alalım. Çok da sıra varmış ama. Başka da ne yiyeceğim bilmiyorum ki. Başka bir şey sipariş versem uzun olabilir. Öyle yani. Bu gün dedim bir fön falan çekerim ama temizlikten hiç fırsat bulamadım. Biraz da yorgun gibiyim. Şu makine bir gün bitse şaşacağım yani. Durdurdum. Şimdi dün burayı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ertesi günden günaydın size. Burayı şu şekilde düzenledim. Aslında böyle detaylı bir çekim yapmak ben de isterdim. Ama yapamadım maalesef. Çekemedim yani. Bir anda temizliğe giriştim ve unuttum. Ama böyle banyo temizliği falan düzen videosu, makyaj düzenleme videolarını seviyorsanız Gurbetçi Anne Aynur ablaya kesinlikle bakmanızı öneririm. Harika bir video yaptı. Makyaj, kozmetik ürünlerini toplarken, düzenlerken. Ben çok hoşuma giderek izledim. Zaten çok sevdiğim bir kadın. Yani süper harika bir insan. O yüzden kanalına bakmayı unutmayın. Buraya koyuyorum. Şimdi dolabın içini göstereyim size. Şöyle düzenledim ben. Yukarıda tamamen şampuan ve saç nemlendirici kremler var. Bu tarafta yüz bakım. Tamamen yüzle ilgili maskeler ve yüz bakım kremleri kullanmadıklarım buranın içinde. Bunlar da ekstra şeylerdi. Buraya koydum. İplikte, dezenfekte ve The Flora. Burada da gün içinde kullandıklarımız Seraton deodorantı, parfümü, kulak çöpü falan filan böyle. Pek hani ihtiyacımız olan ama olmayan öyle. Burada da günlük benim kullandığım ürünleri şuranın üstüne koydum. Bunu Amazon'dan aldım. Amazon dükkanımın linki de aşağıda bildirimler kutusunda. Ona da bakabilirsiniz. O bildirim kutusunda anne günlüğü Amazon Shop'a girerseniz çoğu evde kullandıklarımı gün geçtikçe oraya yüklemeye çalışıyorum. Şöyle hepsi burada arkadaşlar. Kalemler. Ondan sonra Kutila. Floss. Şöyle o şeyler, maskara diğeri bu çantada. Bu da gün içinde kullandığım, yani garanti kullandığım şeyler. İşte göz, yüz kremi, deodorant falan filan. Şunu aldım alalı sadece belki 3-4 defa falan kullandım yani. Sürekli kullandığım bir şey değil ama buraya koydum ki gözümün önünde olsun, sürekli kullanayım. Şu da geçenlerde kayınvalidemde kaldığım için hazırladığım bir ufak poş şeydi, çantaydı. Yalnız şunu çıkartacağım çünkü falan var içinde, lazım olacak. Okay. Hala ben bunun şokundayım bu arada. Yani bakın ertesi gün geçmesine rağmen hala gıcır gıcır. Gerçekten bu ikinci denemede bu şekilde oldu bu arada. İlk denemede hala sürü lekeleri kalmıştı. Tabii ben bunu yaptıktan sonra bir sürü farklı artık fikirler de gelmeye başladı. Mesela şampuanı hiç falan duymamıştım. Ama şampuanla bile şampuan ve elma sirkesiyle bile yapılabiliyormuş. Su lekeleri gidebiliyormuş. Çok ilginç. Bu arada diğer tarafı tamamen boş bıraktım. Şu kısmı göstereceğim şimdi. Oraya da mumlarımı koydum. Banyoda mumu seviyorum. Çünkü banyoda kurutma çalıştığı için sürekli böyle başka bir koku oluşuyor banyo içinde. Sürekli böyle kalıcı bir koku sanki oluşuyor. Ay bu arada göz kremi sürmeyi unuttum. Ondan sonra bu şekilde güzel oldu. Şimdi hazırlayayım zaten. Neyse hazırlanayım. Bugün çok tatlı bir şey yapacağız. Bugün aslında unuttuğum bir şeyi derinin saçını kesmeden önce yapacaktım. Bu arada derinin saçını kestiğim video görüntüleri kartın içindeydi. Ben de vlog çekmeden önce kartı tamamen sildim ki sil baştan başlayayım. Ondan sonra o görüntüler de gitti çok üzücü bir şekilde. Eğer kendimi şaşırdıysam ve yanlış kartı sildiysem de o zaman buraya eklerim. Abini izlemek yok. Bugün Denizcan'ın saçı kesiliyor. İlk saç kesmesi.
Aferin. Devre ne oldu aşkım? Aynen. Dur aşkım dur. Devre. Dur lan. Devre. Aşkım sinirlenme. Bak. Devran. Bak. Devran, Devran içeri geç. Devran, did you wash your hands? Tamam, onu indirme çünkü yemek yiyeceğiz. İçeri git, içeride bekle sen. Dur aşkım, dur. Devran bak. Aa, bak bu ne Devran? Ana, valeley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 
şey. Devran bu ne? Devran al al al. Aşkım sen başka bir bebi olacaksın. Sen kocaman oldun anne. Abisi gel, abisi gel. Abisi gel. Abisi gel. Look at your face. You look so cute. Aşkım sen çok değişik oluyorsun. Lili bak 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 bak. Wow, Devran, look at this. Aha, sinirlendi. Sinirlendi oğlum. Aferin aşkına. Devran. 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 Ya böyle burayı bırak biraz. Bırakalım. Altları. Aynen altları kes. Devran. Ben de lakin lakin. Ya sen çok güzel oldun. Dur aşkım. Nereye gitti senin saçın? Senin artık çekecek saçın olmayacak. Bu ne 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 ne? Bu ne 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 Devran looks so cool. Çekil, çekil. Devran's head looks back. Do you know what bag means? Bag means is awesome. Evet, nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şimdi kamera onda belki agresif şey yaptığım görünebilir. Ama inanın öyle hissetmiyorum. Bazen edit yaparken size hak veriyorum. Çok böyle hor şey yapıyorsunuz yüzünü, ezgi bir sakin yap diyorsunuz. Ama inanın yaparken o kadar iyi hissediyorum ki anlatamam ve ağır, hani sert bir şekilde yaptığımı görmüyorum. Ama ekranda öyle görünüyor biliyorum bu arada. Şimdi çok geçiyorum. Erken uyandım. Okay. Kremimizi de sürelim. Ha, bugün nereye gidiyoruz? Bugün onu diyecektim. Devran'ın saçını kesmeden önce gitmek istediğim bir yerde ama tamamen aklımdan çıktı. Meta'nın kampanyasıydı falan derken tamamen aklımdan çıktı. Ve hatırlar hatırlamaz hemen Mira fotoğrafçıya, fotoğrafçılık mesaj yazdım. Dedim lütfen boş yeriniz varsa hemen beni alın en yakın zamanda. Tabii ki de Devran'ın Cake Smash 1. yaş günü Cake Smash resimlerini istiyorum. O yüzden onlar da hemen sağ olsunlar müsait bir gün ayarladılar bugünü. Ve gidip Devran'ın Cake Smash yani 1. yaş fotoğraf çekimini yapacağız. Şöyle yüzüme fokuslansın. Tabii ki saçı kesilmeden önce olsaydı çok daha güzel olurdu. Ama maalesef saçını kestik. Neyse bir şey değil. Böyle de güzel. Okay. Yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim çünkü
kış ayında hiç makyaj yapmayı sevmiyorum. Gerçi yaz ayında da sevmiyorum ama. Bu arada bu şeye bayıldım yani. Harika bir güneş kremi. Denemenizi tavsiye ederim. Devran. Devran. Nereye geldik? Devran nereye geldik? Çok şekersin sen Devran. Devran hemen pastayı parçalamaya çalışacak. Üstünü değiştireceğiz şimdi Devran'ın. Heh, burada. Devran çok heyecanlandı. Evet. Pasta. Dur üstünü giydirelim. Devran herhalde paramparça yapacak pastayı ilk başta hemen. Aşkım anne senin fotoğrafını unuttum. O valli deyli. Nasıl mı gidiyor? Üstümüzü giyindik, saçımızı tarıyoruz. Devran'ı tutana bilene aşk olsun. Tipe bak ya, pantolona bak. Devran. Pantolon verir mi sana Devran? Devran'ın yeni doğan fotoğrafını da yapmıştı. Mira, ismin neydi? Pardon. Zuhal. Zuhal. Devran'ın yeni doğduğu fotoğrafları da Zuhal çekmişti. Ondan sonra şimdi kısmet oldu. Birinci yaşını da çekecek inşallah. Bakalım Devran'ın fotoğrafları nasıl çıkacak? Dur bakayım burada. Kıyafetimiz. Ama hiç durmuyor. No! No Bobby! No 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 no! Sen onları patlatırsan olmaz annem. No, sen ne kadar şapşık biri oldun. Al bakalım Devran. Evet. Bunu tut bakalım. Her şeyi. Buranın ne kadar sıcak olduğunu unutmuşum. Şimdilik. Şimdi kekten sonra bir güzel yıkanıyor. Pek kekle şey olmadı. Arası olmadı ama aslında sever normalde de. Burada ortam değişik olunca farklı davranıyorlar. Şimdi biraz suyla oynasın, aklı dağılsın. Ondan sonra onu giyindireceğiz. Devran. Thank you.
Ay benim tontikler çıktı. Kız sen orada ne yapıyorsun kız? Bak. Ay kurban olayım ben senin tipine. Hayat. Bu arada yol yapımı var bizim sokakta. Biz çıktık, annemlere geçeceğiz çünkü benim haftalık alışverişim yapmam lazım. Ay Allah'ım şu tipe bak ya. Sen aradın mı? Tamam işte bize geçeriz. Kuli kukuli kuku. Kafaya bak ya. Saçlar dökülüyor arkada. Devran'ı uyuttum, çok yoruldu. Zaten tam da öğlen uykusu zamanıydı. Annemlere geldik kahvaltı için. Burada bir şeyler yeriz, ondan sonra bize geçeriz. Zaten ben alışveriş yapacaktım anne. İstiyorsan birlikte yapalım, öyle geçelim. Hı? Ya işte biraz meyve falan filan. Üç aylık olacak haftaya. Haftaya mı bu hafta mı? 25'inde. Her 25'inde ayını tamamlıyor. Gözleri. Kıyafetine bakın ya. Eskiden herkes böyle mavi pembe giydirirdi anne, hatırlıyor musun? Şimdi de daha çok böyle pastel renkler. Kahverengi, gri. Modaya ayak uyduruyorlar ya bu cücüşler. Annem de bir poğaça deneyimi. Deneyimi. Kalan hamurlar yaptı. İşte o yüzden deney diyorum. Kalan birkaç hamur var mı? Hemen bir şarj değişimi. Evet. Pizza hamuru kalmıştı biraz. Annem iki gün önce pizza yapmış. Biraz sıkıntı. Ben koydum. Herhalde yağışlı mıydı? Çekemedi. Yağlı balsama. Ondan sonra bir kısmı kaldı. Onun içine de peynir. Peynirli bir şeyler yapacak. Annem evde kaldığı zaman kendini mutfağa veriyor. Neyse ki çarşamba günü tekrar işe başlayacak. Yine yağmış. Okay. Dün de ne yapmışlar? Bunun adı neydi? Anne? Güzel görünüyor. Kusura bakmayın, hemen öğlenden direkt akşama geçiş oldu. Çünkü bir şey yapmadık. Pek de video çekmedim yani. Vlog çekecek bir şey yoktu. Evdeydik falan filan öyle. Bize geldik. Ben videoyu şimdi editledim. Sonunu yapıyorum. Sonunu getireyim dedim bari en azından. Biraz karışık gibi gelebilir aslında ama böyle iki gün, iki ayrı günün oluşumu oldu. Yarın tüm gün çekmeyi planlıyorum. Artık ne çıkarsa, bahtımıza mı denilir, ne denilir, ne çıkarsa şansımıza mı? Ne çıkarsa bahtınıza, yani sizin bahtınıza. Benim bahtım olmuyor o zaman. Sizin bahtınıza artık. Sürpriz yumurtanın içinde ne çıkacak? Şu ne bilmiyorum, o yüzden bakmayın. Kampanam değil, boya herhalde. Çocukların boyası. Öyle, onu editledim. Umarım sevdiniz bu videoyu. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Özlemişim ben de çekmeyi. Bu arada Devran'ın fotoğrafları harika bir şey. Gurbetçi annenin, Aynur ablanın kanalına bakmayı unutmayın. Londra'da yaşıyorsanız da Mira fotoğrafçı, Mira fotoğrafçılık, fotoğrafçılık. Web sitesine ve Instagram sayfasına bakmayı unutmayın. İkisini bildirim kutusuna ekliyorum. Yorumlarda da olacaktır. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. Şunların tipini görmek istiyor musunuz? Annem burada. Annem bugün bizde kalacak. Yeni telefon aldı diye şu an gazlarda. Serhat da orada, tipik. Ne oynuyorsun sen yine? Dün ben biraz oynamaya çalıştım ama beceremedim. Neydi bu oyunun adı Babes? Babes? Kod. Kod. Evet, ben oynamaya çalıştım ama sonra dedi ki şeyimi düşürüyorsun, reytingimi düşürüyorsun dedi. Öldüm çünkü 1000 defa. Öyle, yarın görüşürüz, hoşça kalın. Görüşürüz, bye.